Selam beyler. Hoş geldin Barış. Hoş geldin Barış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim. Merhaba hocam, ben Barış. Merhaba Barış. Hocam müsaitseniz görüşebilir miyiz acaba? Barış, şimdi eve geldim. Daha sonra konuşalım, olur mu? Tamam. Ben İstinye'de sahil kenarındaki sahanın oradayım. Canınız sıkılırsa görüşürüz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Neyse. Atakan, Volkan, hadi bendensiniz abi. Başlayalım. Bir açıklama yapacaksın, değil mi? Rezil ettin beni. Gerçekten sağ ol baba. Kızım, şimdi hiç sırası değil. Kapa konuyu. Bence tam sırası. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Ben neredeyim ben? Sayar malikâsine mi geldim? Sayende aklımızı kaçırdık. Sen Kerem'i dövene kadar biz gayet iyiydik. Kızım, ben kimseyi dövmedim. Ha, çocuk yalan söylüyor yani. Evet, çocuk yalan söylüyor yani. Anlamıyorum ya. Senin ne derdin vardı ki Kerem'le? Kızım, bir daha söylemeyeceğim. Ben kimseyi dövmedim. Aranız iyiydi o zaman. Durduk yere ne oldu öyle? Birdenbire bir şey olmadı. Kerem zıvanadan çıktı. Ha, sen de çocuğu dövdün. Bravo. Sadece kendini düşünüyorsun değil mi? Sadece kendini. Allah Allah, delirtmeyin insanı ya. Ben kimseye vurmadım. Ya ben size ne anlatıyorum ki zaten ya? Boşuna kaçmaya çalışma baba. Ben neden yaptığını gayet iyi biliyorum. Neden yapmışım o zaman? Söyle bakalım küçük hanım. Neden ben böyle bir hayvanlığı yapmışım? Söyle. Bak, şimdi de kendini itiraf ediyorsun. Ben itiraf etmiyorum ya. Ben siz öyle söylediniz diye söylüyorum. Zeynep yüzünden yaptın. O... Sakın! Bir daha ağzından duymayacağım. Ne bana ne de başkasına asla söylemeyeceksin. Hele Zeynep'e asla. Ya! Ne yapıyorsun? Kendine gel. Yalan söylüyor yani. Zeynep yüzünden yaptın. Sadece kendini düşünüyorsun. Hepimiz hocam. Sen ne düşünüyorsun? Sizin hiçbir şey yapmadığınızdan eminim. En yakın arkadaşına rağmen. Hayır. Çünkü onu çok iyi tanıyorum. Sizi temize çıkartmak için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Sen karışma Barış. Karıştım bile hocam. Ne demek o? Bir tarafta siz varsınız, bir tarafta Kerem var. Ben de tam ortadayım demek. Sonuç olarak doğru olanı yapmam lazım. Kerem'in yalanlarına göz göre göre sizin okuldan atılmanıza izin veremem. İyi de benim gitmem bir şey değiştirmeyecek ki. Yani değiştirmemesi gerek. Hocam, bu kadar emeğiniz var üstümde. Sadece basketten bahsetmiyorum. Sizin sayenizde kendim olmayı öğrendim ben. Siz olmasaydınız
Kerem'in suçlu olduğunu bile bile yerimde oturmaya devam edecektim. Ama artık yapamıyorum. Bu yüzden de bir şekilde bir çözüm yolu bulacağım. Sen iyi bir çocuksun Barış gerçekten. Ama artık yeter. Daha fazla girme. Bir de benim senden bir ricam var. Besim Hoca ile konuştum. Bundan sonra takımı o çalıştıracak. Liderliğini gösterme zamanı yani. Ben seni boşu boşuna takım kaptanı yapmadım. Senin motivasyonun düşerse takımın da motivasyonu düşer. O yüzden artık beni düşünme. Takımını düşün. Beni koruma. Takımını koru. Bir de Zeynep'i. Merak etmeyin hocam. Hepsi bende. Hadi maça devam. Tamam hocam, görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.